Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı başlamak üzeredir. Osmanlı İmparatorluğu batıdan hasta adam damgasını yese bile daha hatırı sayılabilir bir imparatorluktur. İmparatorluk Anadolu ve Trakya'dan başka Suriye, Mezopotamya, Lübnan, Ürdün, Filistin ve Suudi Arabistan'ın büyük bir bölümüne egemendir. Mısır üzerinde hak ve söz sahibidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun can damarı olan İstanbul, dünyanın en önemli su geçidi Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan boğazların üstündedir. 19. ve 20. yüzyıl siyasetinin Orta Doğu'da en etkili sloganı ise 1808'de Napolyon'un dediği gibi İstanbul kimin olacaktır sözüdür. Bu sözün en açık ve seçik, en kesin cevabını 100 yıl sonra da olsa Mehmetçik verecektir. İstanbul Türk'ündür. İstanbul Türklerde kalacaktır. 19. ve 20. yüzyıllarda her kuvvet dengesi değişikliğinde dünya siyasetine etkili devletler hemen boğazlar meselesini bir defa daha ele alır olmuşlardır. Sırbistan, yıl yine 1914. Avusturya veliahtı Franz Ferdinand, Saraybosna şehrinde bir Sırp tarafından öldürülür. Bu olay, kaçınılmaz olan savaşın tarihini belki de öne almıştır denilebilir. Tarihçiler bu olayı, o günlerde barut fıçısına benzetilen Avrupa'ya atılan bir ateş olarak nitelerler. Bu olaydan hemen sonra, 28 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açar. Rusya ise müttefikine yardım etmek amacıyla Çarlık ordusunu seferber eder. Almanlar Avusturya Macaristan'la olan antlaşmaları gereği Rusya'nın seferberliğine son vermesini ister. Olumsuz cevap alır. Hemen 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 2 gün sonra da Rusların dostu Fransa'ya savaş açar. 11 Ağustos'ta Avrupa birbirine girmiştir. Savaş bütün sıcaklığıyla Avrupa'yı sarmıştır. İnsan yığınları büyük alanlarda toplanmakta, milli marşlarını söylemekte, bağırıp çağırmaktadırlar. Avrupa içinde kalacağı sanılan savaş birkaç ay sonra daha da genişler. Bu arada Alman amirali Schoson'un emrindeki Goben ve Breslau adlı savaş gemileri Akdeniz'in mavi sularında yol almaktadır. ...4 Ağustos'ta Alman deniz komutanlığından bir emir ulaşır Schoson'a. Derhal Türkiye'ye gidiniz. 1914'lerin Türkiye'sinde ise Alman-Türk dostluğunun iyice pekiştirildiği günler yaşanmaktadır. Daha önce umulmadık bir yenilgiyle çıktığımız Balkan Savaşı sonunda Enver Paşa kara kuvvetlerini, Cemal Paşa ise deniz kuvvetlerini ele almışlardır. Enver Paşa kendi deyimiyle orduyu temizleyip yerine yetişmiş subayları görevlendirecektir. Bu düşünce sonucu orduda Alman subay ve komutanlarının sayı ve yetkileri gittikçe artmakta, gün geçtikçe daha da yoğunlaşmaktadır. 2 Ağustos 1914. Ruslara karşı Almanlarla Osmanlılar gizli bir antlaşma yaparlar. Bu antlaşmadan Osmanlı kabinesinin birkaç üyesinin haberi olmuştur. Yine o yıllarda Sofya'da askeri ateşi olarak bulunan Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında hele böyle enine boyuna düşünmeden savaşa girmesine karşıdır. Enver Paşa ise
savaşın kısa süreceğine inanmaktadır. Türkler bu savaştan kazançlı çıkmak istiyorlarsa bir an önce savaşa katılmalıdır der. Ne var ki olaylar Enver Paşa'nın bu görüşü doğrultusunda gelişmez. Ancak Enver Paşa'nın bu yargıya varmasında şu olayın etkisi olduğu ileri sürülür. Bir İngiliz firmasınca Osmanlı Devleti için yapılmış olan ve daha teslim alınmadan adları Sultan Osman ve Reşadiye diye konan ve yine parası halktan toplanarak peşin ödenen iki savaş gemisine İngilizlerin el koymaları. İstanbul halkı, özellikle İstanbullu hanımlar, alınmaları için yüzük, bilezik ve kıymetli mücevherlerini bağışladıkları bu savaş gemilerinin teslim edilmeyişini tepkiyle karşılamışlardı. İstanbul halkının İngilizlere kırgın olduğu günlerde, daha önce sözünü ettiğimiz iki Alman savaş gemisi Çanakkale önlerine geldiğinde, Enver Paşa bütün sorumluluğu üzerine alarak gemilerin Marmara'ya girmesi için izin verir. Silahtan arınması gereken bu gemilerden Goben'e Yavuz, Breslav'a Midilli adı verilir. Erleri kep yerine fes giyerler. Direklere Türk bayrağı çekilir. Hamidiye, irili ufaklı birkaç gemimiz bu topluluğa katılır. Grup İstanbul'dan Karadeniz'e açılır. Rusların Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını topa tutarlar. Böylece Osmanlı Devleti de savaşın içindedir artık. Böylesine oldu bitti karşısında bile Mustafa Kemal gibi vatansever bir subayın yapacağı iş ülkesinin savunmasında birinci hatta görev almaktır. O da öyle yaptı. Savaşlarda görev almak için Enver Paşa'ya mektup üzerine mektup yazdı. Oysa Enver Paşa, Alman generallerinden Liman von Sanders'in bile uzun süre direnmesine, doğuda bir savaş başlatmanın zamanı olmadığını söylemesine, ağır kış şartları altında Osmanlı ordusunun yetersiz kalacağı görüşüne aldırmayıp Sarıkamış harekatına girişti. Binlerce Türk asker ve subayı Allahu Ekber dağlarında soğuktan, açlıktan, hastalıktan, cephelere varmadan kırılıp gitti. Bu arada Enver Paşa adına İsmail Hakkı Paşa, Mustafa Kemal'e 19. tümene atandığını telle bildirmişti. Mustafa Kemal'in Sofya'dan döneceği günlerde İngilizler, özellikle Deniz Bakanları Churchill, dost oldukları devletleri Çanakkale'den Türkleri zorlamanın kaçınılmaz olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Rusya için Çanakkale Boğazı bir var olmak ve nefes almak sorunuydu. Ve yine ne pahasına olursa olsun Çanakkale dostların eline geçmeli, hiç değilse onlara açık tutulmalıydı. Mustafa Kemal'in komutasını üstlendiği 19. tümen, biri 7. tümenin 57. alayı, ikisi depo alayı olmak üzere 3 alaydan kurulmuştu. 9. tümenden 26. ve 27. alaylarda Mustafa Kemal'in emrine verilerek Maydos Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Bu bölge Ece Limanı ile Seddülbahir ve Morto Limanı arasında yer alıyordu. Bu komutanlık 3. Kolordu ve Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlıklarına bağlanacaktı. 26 Şubat 1915. Düşman, Boğaz bataryalarına karşı yaptığı deniz harekatına paralel olarak Seddülbahir ve Kumkale kıyılarını komando birlikleriyle yoklamakta, donanma topları ise kara toplarımızı susturmaya çalışmaktaydı. Mustafa Kemal bu olayı görünce 26. Alay Komutanı'na "Şimdi yanınıza geliyorum. Ben gelene kadar kıyıya çıkmış olan düşman behemal yok edilmiş olacaktır." emrini verdi. Hemen alayın gözetleme yerine gitmiş ve düşmanın karaya çıkanlarının yok edildiğini, sağ kalanlarınınsa kayıklara binerek kum kaleye doğru çekildiklerini izlemişti. Evet, Çanakkale savaşlarımız bir destandır. Bir zaferler demetidir. Bir övünç gülüdür her gün yeniden yakamıza takabileceğimiz. Her dakikası
tarihin altın sayfalarına başlık olacak nitelikte olaylar ve kahramanlıklarla doludur. Maydos bölgesi komutanı Mustafa Kemal ve emrindeki Mehmetçiğin yarattığı destanlar devam ederken, dünyayı ilgilendiren en önemli olaysa 18 Mart Deniz Harekatı'ydı. Çanakkale Boğazı'ndaki tabyalar, müttefik filonun boğazdan içeri geçmesine, iç tabyaları bombardıman etmesine elverişli duruma getirilmiş, ayrıca mayın aramasına ve yüzen mayınların kontrolüne de başlanmıştı. Düşman her bakımdan üstünlük sağlamıştı. Yine bu bölge gece ve gündüz düşman zırhlıları tarafından kontrol edilmekteydi. Gemilerin manevra yeri ise karanlık limandı. Bu gemilerin karanlık limanda böyle pervasızca dolaşmaları sinir bozuyor diyen müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, donanma komutanlığının son ihtiyatı olan 26 adet karbonit mayının boğaza döşenmesi emrini verdi. Nusrat mayın gemimizin süvarisi ön yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey Kaptan, gece karakol gemilerinin geri çekildikleri bir sırada bilinen öteki mayın hatlarının önüne mayın hattı döşemeyi başardı. Nusrat gemisiyle dökülen bu 26 demir kap kesin sonuçlu bir hedefe varmak içindi. Bu engel, İngilizler tarafından başlatılmış olan Çanakkale operasyonunu durduran birçok psikolojik karışıklıklar doğurdu. Bu mayın engelidir ki imparatorluğu bir yenilgiden kurtarmış ve savaşı daha da uzatmıştır. 18 Mart 1915. Çanakkale Boğazı'nı denizden zorlayarak geçmek isteyen düşman büyük bir yenilgiye uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Amaçları Türkleri yenmek, boğazları ve İstanbul'u ele geçirmek olan müttefikler donanmalarının başarısızlığı üzerine kara ordusunu savaşa soktular. Bu defa müttefik kara ve deniz kuvvetleri Sir Ian Hamilton komutasında birleştirildi ve çıkarma hazırlığına başladılar. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan 1915 yılı gecesi Gelibolu çevresinde tam bir sessizlik vardır. Sabaha karşı çıkarma birlikleri filikalara bindirilir. Steamboatlar bu filikaları sahile çekerler. Donanma ise bütün toplarıyla atışa başlar ve sandalların kıyıya çıkmalarını sağlamaya çalışır. Gün doğarken ilk birlikler karaya ayak basmıştır. Anzak kolordusu önce 4000, bilahire 12.000 kişilik bir kuvveti karaya çıkarmayı başardı. Ne var ki Anzaklar askerimizin kuvvetle savunduğu bölgeye çıkmıştı. Donanmasının ateş desteğinde ölüm yağdırmasına rağmen bu birlikler ilerleyemedi. Çünkü ihtiyatta bulunan 19. Türk Tümenine bağlı birlikler, Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in komutasında çıkarma alanına gelmiş, duruma hakim olmuş, ilerleyen düşmanı durdurmuş, içeri yayılmalarını önlemişti. Bir gerçektir ki bu, Mustafa Kemal dehasının, Mehmetçiğin gözüpekliğinin bir sonucuydu. İşte o andan itibaren müttefikler bütün çabalarına rağmen Çanakkale kara ve deniz savaşlarını kaybetmeye mahkum olmuşlardı. 25 Nisan akşamı çıkarmanın yapıldığı kıyıda 2000'den çok ölü ve yaralı vardı. Sabahın erken saatlerinde Mustafa Kemal, Arıburnu taraflarından gelen şiddetli top sesleri karşısında kuvvetlerini derhal hazır duruma getirdi. Bu sırada Albay Halil Sami Bey'den aldığı haberden düşmanın Arıburnu sırtlarına çıktığını öğrenmişti. Halil Bey 19. Tümen'den yardım istiyordu. Tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal 57. alayla birlikte yola çıktı. Bu alay daha sonra yaptığı savunma savaşlarında son er ve subayına kadar şehit olacak, Türk savaş tarihinde ulaşılması zor bir mertebeye yükselecektir. Nisan savaşları Çanakkale'de Türk ordusunun gösterdiği gerçek bir yiğitlik destanıdır. Daha sonraki günlerde düşman
Arıburnu ve Kabatepe'de de karaya yeni kuvvetler çıkartmaya devam etmiştir. Fakat bundan sonraki harekat, özellikle 6-7 Ağustos gecesinden sonraki düşman saldırıları, Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün stratejik anlayışının ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu saldırılar artık albay olan Mustafa Kemal ve askerleri tarafından durdurulmuş, böylece düşmanın Çanakkale'den tamamen çekilmesi sağlanmıştır. Uğrunda yüz binlerce insanın can verdiği, sakat kaldığı bu topraklar bir daha savaş görmeyecekti. Ama Türk askeri bir başka savaşa katılmak için, vatanı ve milletinin sonsuzluğu için cephelere koşacak, milli mücadelesini vererek Çanakkale'de büyüyen Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracaktır. Çanakkale'yi, bu şehitler ve anıtlar diyarını hiç gezdiniz mi? Kanla yoğrulmuş bir avuç toprağını elinize alıp tuttunuz mu? Anıtlar ve mezarlar arasında hiç dolaştınız mı? Göreceksiniz ki sonsuz bir duygu evreni sizi karşılayacaktır. Yabancı mezarların taşlarında bazılarına "Vatanları için öldüler" diye yazmışlar. Bu topraklarda işleri neydi vatanları için öldülerse? Sıra sıra madeni haçların üstüne birer plaka bağlanmış. Ara vermeden ölülerin künyelerine bakıyoruz. Ahmet bin Muhammed, Nasır Davut, Haşim Muhammed ve diğerleri. Kim bunlar? Fransız mı? İngiliz mi? Aslında Senegal'in zenci çocukları. Bunlar Türk topraklarında kime karşı dövüştüklerini bilmiyorlardı. Belli ki Müslümandı. Künyesini haça yazdılar. Mezarları Çanakkale topraklarına kazıldı. Şu var ki, savaşlar boyunca her iki tarafın pek çok kayıplar verdiği ve yiğitlikler gösterdiği bir gerçek. İşte bu yüzden halen sessiz ve sakin, sanki hiçbir şey olmamış gibi duran bu ıssız Çanakkale sırtlarında, yiğit şehitlerimizin yanında onlar da son uykularını uyumaktalar. Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda çarpışan her iki tarafın yiğitliklerini günü gününe yaşamış olan Büyük Atatürk'ün bir Anzaklar günü sebebiyle zamanın konuşmacı bakanına dikte ettiği şu sözler Anzak koyunun sinesinde bu anıt üstünde yer alıyor. Burada yatan aziz şehitlerimiz, sizi saygıyla anıyoruz. Siz olmasaydınız, siz göğüslerinizi çelik kalelere siper etmeseydiniz, bu boğaz aşılır, İstanbul işgal edilir, vatan toprakları istilaya uğrardı. Bu topraklar üstünde kanlarını döken kahraman muharipler, burada bir dost vatan toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa gönderen analar, gözyaşlarını dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Evet, Çanakkale Türk askerinin yazdığı bir destandır tarihimizde. Türk milletinin her ailesinden bir parça vardır Çanakkale toprağında. Çanakkale sularında savaşta batan binlerce tonluk gemiler adeta bir su altı müzesi oluşturmuşlar. Bu demir yığınları o günlerin acısını, sancısını yüreklerinde taşırcasına yüzlerce metre derinlikte öylece sessiz duruyorlar.
Bu savaş için ciltler dolusu kitaplar yazılmış, şarkılar bestelenmiş, türküler söylenmiş, şiirler yazılmıştır. Bu şiirlerden birinde şair Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şehitlerine şöyle seslenir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Askerlerini verin, size dünyayı fethedeyim demiştir. Ateş üstünlüğümüze rağmen Gallipoli yarımadasını zapt etmek kolay olmayacak. Onlar vatanlarını müdafaa ediyorlar, halbuki bizse... Ümitsiz görünüyorsunuz General Birikut. Bayrama Türkler gibi kahraman ve harpçı bir milletle çarpıştığımızı da unutmayalım. Onlarla dost olmayı tercih ederdim. Paşa Hazretleri, 19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Bey telefonda. Bekle. Alo. Paşa Hazretleri, düşmanın karaya çıkmış bulunan piyadesi, Arıburnu ile Kabatepe arasında 1,5 kilometre kadar bir cephedeki sırtları işgal etmiştir. 27. Alay düşmanın şarj cephesinde 800 metre mesafede oyalıyor. 57. alayla düşmanın tamamen sol cenahında 600 metre mesafeden taarruza başladım. Vaziyeti Leman Paşa'ya da bildirdim. Arz-ı malumat eylerim.